Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz cevizli elmalı kurabiye tarifi. Tam ölçülüdür. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. 3 adet elmamı soyup rendeledim. 1 tatlı kaşığı toz darçın, 1 çay bardağı toz şeker. Tavama alıyorum. Orta ateşte elmalar sulanıp suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Yarım su bardağı robottan çekilmiş ceviz ekliyorum. Elmalar tamamen suyunu çektikten sonra ekliyoruz. ve iç harcımızı farklı tabağa alıp soğumaya bırakıyoruz. 1 adet yumurtamı kabıma aldım. 1 su bardağı pudra şekeri. 1 kaşık veya bir spatula ile bu şekilde iyice karıştırın. 250 gram oda ısısında erimiş tereyağı veya margarin. 1 çay bardağı süt. 1 paket şekerli vanilya. 1 paket kabartma tozu. Unu yavaş yavaş ekliyoruz. Yoğurdukça un ekleyelim. Ben toplamda 3,5 su bardağına yakın un kullandım. Siz yine de kontrolü ekleyin. Kıvamı bu şekilde yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvam alması gerekiyor. 9 eşit bezeye ayırıyorum. Bezelerimizi toparlıyoruz. Ve ilk yaptığım bezeyle başlıyorum. Tatlı tabağı boyunda açıyorum. Bir kesme aparatıyla veya herhangi bir bıçakla önce dörde ayırıyoruz. Sonra kestiğimiz dilimlerin ortasından tekrar kesiyoruz. Ve hazırlamış olduğumuz elmalı harcımız da tamamen soğuk şu anda. Birer tatlı kaşığı iç harcından ekliyorum ve sigara böreği sarar gibi sarıyoruz. Gördüğünüz gibi kurabiyemiz çok kolay hem de çok hızlı yapılabilen bir tarif. Tekrar gösteriyorum. Benim hazırlamış olduğum bu tarifte iki tepsi çıkıyor. İlk tepsimi hazırladım. Daha önceden ısıtılmış 180 derecede fırında altı hafif pembeleşene kadar yaklaşık 15-20 dakika arası fırında tutuyoruz. Diğer tepsiye de aynı şekilde tamamlıyorum. İkinci tepsimi de aynı şekilde tamamladım. Ve tekrar fırına veriyorum. Benim fırınımda 15 dakikada pişti. Siz yine de kontrollü olun. Üzerine hemen fırından alır almaz pudra şekeri serpiyorum. Sıcakken yapın bu işlemi. Soğukken tutmayacaktır. İkinci tepsimi de aynı şekilde tamamlıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen yorumlar kısmında küçük de olsa bir emoji bırakmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Kanalımın büyümesi için de kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zillerini de açmayı unutmayın. Hem çok pratik hem de çok güzel. İster doğum günü isterseniz de davet sofralarınızı hazırlayabilirsiniz. Tarif sizlere fazla geliyorsa yarıya da indirebilirsiniz. Sizlere iç dokusunu da gösteriyorum. Altı hafif kızarmış gördüğünüz gibi. Ağızda dağılan ve çok güzel bir kurabiye tarifi oldu. Bu tarifi ben haftada iki kere yapıyorum. Hemen hemen çocuklar çok seviyor. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin.